Ebi Hurayra radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا رواه مسلم. İmam Müslim rahimehullah naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri aleyhissalatü vesselam efendimizden şöyle buyurduğunu naklediyor. Ennâsu ma'adinu ke ma'adini zehebi vel fıdda. Altın ve gümüş madenleri gibi insanlar da madenlerdir. Her birinin bir kaynağı vardır, bir aslı vardır. Hiyaruhum fil cahiliyeti, hiyaruhum fil İslam. İnsanların cahiliye döneminde hayırlı olanları, İslam döneminde de hayırlı olanlarıdır. Ama bir şartla, اِذَا فَقِهُوا اَوْ اِذَا فَقُهُوا. اِذَا فَقِهُوا diye okunsa, ilim sahibi oldukları zaman anlamına geliyor. اِذَا فَقُهُوا diye okunduğunda, fakih oldukları zaman anlamına geliyor. Yani, cahiliye döneminde ilkelidir, cesurdur, dürüsttür, ahlaklıdır bir adam. İslam döneminde de bu erdemleri, bu özellikleri devam ettiriyor. Bunun üzerine bir de dinde ilim ya da fıkıh sahibi olma vasfını iktisap ediyorsa, işte o İslam döneminde de hayırlı olan insan vasfına sahip oluyor. Demek ki hayırlı olmak için artı bir özellik gerekiyor. İnsani, fıtri özellikleri devam ettirme yanında artı bir özellik gerekiyor ki İslam olduktan sonra insanın insana bir özellik kattığını söyleyebilelim. İşte o da dinde fıkıh sahibi olma ya da alim olma vasfıyla kendisini gösteriyor. Vallahu alem.